Geçen videomda Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Mimiği tablosunun nasıl bir başarısızlık olduğundan bahsetmiştim. Ve bu videoda ise nasıl bir dehanın ürünü olduğundan bahsetmek istiyorum. Ve tüm ciddiyetimle ben ve Son Akşam Mimiği tablosu. Rönesans için dini konular ve İsa'nın hayatı sanatın en temel kaynaklarından biridir. Sanat eserleri genelde bu konular çerçevesinde yaratılırdı. Bu resim ise İsa'nın Kudüs'te Romalı askerlerce yakalanıp çarmıha gerilmesinden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini konu alır. İsa uzunca bir yemek masasının ortasındadır ve iki yanında ise 12 havarisi yer almaktadır. Eser, İsa'nın havarilerine içlerinden birinin ona ihanet edeceğini açıkladığı dramatik anı yansıtmaktadır. Bu şok edici açıklamanın etkisiyle havariler farklı tepkiler vermektedir. Doğru söylemek gerekirse bu resmi ilk resmeden kişi Leonardo da Vinci değildir. Bu konu yüzyıllardır resmedilmiştir ve hala da resmedilmektedir. Çünkü konu Hristiyanlık için önemlidir. Ve aslında bu resimlerin yüzyıllardır yapılmasının nedeni ise İncil'i okumayı bilmeyen insanlar için görüntü aracılığıyla İsa'nın son anı olan son akşam yemeğini anlatmaktadır. Mesela İncil'in ilk resimlerle anlatıldığı yer olan Kapadokya Kaya Kiliselerindeki resimlerde de bu konuya sıklıkla rastlarız ve sonrasında farklı zaman ve coğrafyalarda bile karşımıza çıkar. Yani bu konu yüzyıllarca pek çok ressam tarafından konu edilmiştir ve işlenmiştir. Leonardo'nun dini temalı resimleri genelde pek çok kez işlenmiş konuların tekrarıydı. Ancak burada önemli olan tek şey konu değil, konunun nasıl söylendiğidir. İşte Leonardo aynı konuyu farklı şekilde inanılmaz etkileyici biçimde anlatmıştır. Öncelikle şöyle ki Leonardo da Vinci öncesinde bu konu genellikle sadece yemek yiyen İsa ve havarileri olarak işlenirdi. Diğer ressamların çalışmalarında çoğunlukla dikdörtgen bir masa etrafında havariler toplanmaktadır ve havariler masanın etrafında oturduğu için bize genelde birilerinin sırtları dönüktür. Önceki dönemki resimlerde ise İsa'ya ihanet eden Yahuda her zaman İsa'nın tam tersindedir. Ama burada havariler yan yana oturduğu için kimin kimi ihanet ettiğini fazla göze sokulmadan doğal ve net şekilde görebiliriz. Şimdi resmin biraz detaylarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak resme ilk baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey ne? Hayır, kesinlikle Hazreti İsa değil. Hayır, değil. Ne? Masa. O yüzden biraz masa hakkında konuşacağım. Masa burada önemli bir detaydır. Çünkü masa bir ayraç görevi görür. Burada bizim ve havariler dünyası arasında bir ayraçtır masa. Ve bizim dünyamız ve havarilerin dünyası arasında doğal bir sınır yaratır. Böylece biz sadece onları izleriz. Tıpkı sahnede ya da sinema perdesindeki kahramanları ve karakterleri izlediğimiz gibi. Ayrıca Leonardo buradaki karakterlerin kutsallığını gösteren sembol olan halelerini çıkarmıştır. Ki bu çok ciddi, cesur bir hareket. Çünkü bu şekilde onları ilk bakışta kutsal karakterler yerine bu sahnede sadece dini bir olay için yer alan etten kemikten insanlar olduğunu hissi vermektedir. Bu da kısmen özgür Rönesans ressamının kendince yapıtlarının merkezinde Tanrı'nın değil de insanın olduğu konuları seçme yaratma çabasıdır. Yani Leonardo aslında karakter olarak baktığımızda kulaktan dolma bilgiler, doğaüstü anlatılar, hikayelerden çok insanın kendisine ve bilime hayranlık duyan biriydi. Ve resme bu tip detaylar eklemesi Katolik Kilisesi'nin doktrinlerini reddetmesi olarak görülebilir. Eserin en dikkat çekici özelliklerinden biri İsa'nın yüzündeki huzur ve sakinliğin zıttı olarak havarilerin aldıkları haber karşısında şaşkınlık içerisindeki yüzleridir. Burada havariler kendi aralarında tartışıyor. Ona ben miyim diye soruyorlar. Ve bu duygusal olarak yüklü atmosfere rağmen İsa resmin tam ortasında huzur ve sükunetini korur halde durmaktadır. Bakar mısınız nasıl sakin, dingin, rahat ve diğerlerinin suratlarına bakar mısınız havarilerin? Ve bu yüz ifadesi detayı üzerinden İsa'ya baktığımızda İsa'nın bu sakin duruşu onu hem diğer karakterlerin verdiği dramatik tepkilerin içinde ayrı yerde tutar hem de bu durumdan yola çıkarak resme Leonardo'nun bilim insanı gözüyle baktığımızda yani matematik geometri açısından ele aldığımızda da gizli bir geometrik şablonun üstüne yerleştirildiğini görürüz. Zaten resmin üstünde gözlerinizi serbestçe dolaştırdığınızda nereye bakarsanız bakın en sonunda gözlerinizin İsa figürüne doğru döndüğünü fark edeceksiniz. Çünkü İsa'yı masanın merkezine oturtan Leonardo, resmin dikey çizgileri İsa'nın başında kesişecek şekilde merkezi bir perspektif yaratmıştır. İsa'yı ortaya koyarak gizli bir üçgen oluşturur. Başı da bir daire içinde yani gizli hali işlevi görür. Böylece İsa'yı tam merkeze koyarak hem onu odak noktası yapar hem de onu kullanarak perspektif yaratır.
Ve bu şekilde İsa'ya gizliden gizli ruhani bir görünüm sağlar. Bir taşla üç kuş. Çok zekice değil mi? Boşuna Leonardo da Vinci olunmuyor. Ayrıca birkaç sene önce resim inceleniyor ve tam İsa'nın bulunduğu yerde Leonardo da Vinci'nin bir nokta koyduğu fark ediliyor. Ve gerçekten de bütün perspektif çizgileri bu noktadan çıkmaktadır. Unutmamak gerekir ki Leonardo sadece bir ressam ya da sadece bir mimar değil. Kendisi gözlem ve araştırma yönü çok çok daha ağır basan bir bilim insanıdır. Ve Leonardo'nun bu özelliği de resmin daha bilimsel ve matematiksel kısmını oluşturmaktadır. Bu eseri bu videoda en geometrik haliyle ve Rönesans penceresinden yani deney ve gözlem alanından anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.